Binaenaleyh, o ömrün varlığı, adeta yokluğu gibi olur. İşte bundan dolayı da onlar bunu az görmüşlerdir. Bunun bir benzeri de Cenab-ı Hakk'ın, halbuki onun çok yaşatılması, kendisine azaptan uzaklaştırıcı değildir, Bakara, 96, ayetidir. 2. İsem şöyle demiştir, onlar ahiretin dehşetini görüp müşahede ettikleri için, bu süre onlarca az görülmüştür. İnsanın korkusu büyüyünce zahiri şeyleri unutur. 3. Bu, onların, dünyada kalışları, ahirette ve ebedi azab içinde kalışlarına nispetle az görülmüştür. 4. Haşir meydanında uzun müddet duracakları için, onların dünyada kalışları, onlara az görülmüştür. 5. Bundan maksat şudur, onlar, tıpkı dünyada tanıştıkları gibi, kabirlerinden çıkarken tanışırlar. Ne var ki o tanışmayı sadece pek az etkileyen ölüm sebebiyle, daha önce tanışmamış gibi olurlar. Ben de derim ki, bu konuda sözün özü şudur, kâfirin azabı, devamlı ve sırf zarar olup, hakir kılınma ve zelil olma ile iç içedir. Zararı hissettirip tattırmak, lezzeti tattırmaktan daha kuvvetli ve müesirdir. Bunun delili şudur, lezzetlerin en güçlüsü, cinsi münasebetten duyulan lezzettir. Fakat Allah korusun, kulunç ve diğer sancıların acısını duymak, cinsi münasebetin lezzetini duymaktan daha müesir ve etkilidir hem, dünya lezzetleri, adiliğine rağmen, katıksız ve saf olmayıp, aksine birçok üzüntü ve kederlerle iç içedir. Karışıktır. Ve o lezzetler, çeşitli elem ve afetler tarafından baskı altına alınmıştır. Öte yandan diğer bir husus da şudur, dünya lezzetlen, dünyevi hayatın bazı noktalarında tahakkuk eder. Ahiretin elem ve kederleri ise, kesinlikle, son bulmayan ebedi ve sermedidir. Dünyanın bütün ömrü, ebedi olan ahirete nispetle, mevcut alem gibi milyonlarca aleme nispetle bir zerre, bir atom gibidir. Bunu iyice kavradığında biz deriz ki, kafirin, dünyada aldığı lezzet, ahirette başına gelecek azablara kıyas edildiğinde, bu, bir zerrenin matbu nüshada bu kelime şeklindedir. Yazmalara başvurunca, olduğunu tespit ettik, bütün aleme nispeti gibi olur. Binaenaleyh Cenab-ı Hakk'ın, sanki onlar, gündüzün bir saatinden başka kalmamışlardır, ifadesi, bahsettiğimiz gibi şiddetli azaba nispetle, o lezzetlerin azlığına ve önemsiz olduğuna bir işaret olmuş olur. Kafirlerin ahirette birbirlerini tanımalarının çıkardığı müşkil. Cenab-ı Hakk'ın, birbirlerini tanıyacaklardır, ifadesine, gelince, bu hususta şu izahlar yapılmıştır. A. Onlar birbirlerini, tıpkı dünyada tanıdıkları gibi tanırlar b. Onlar birbirlerini, işlemiş oldukları küfür ve hata sebebiyle tanırlar. Daha sonra bu tanışma işi, azabı görüp de birbirlerinden uzaklaştıklarında sona erer. Buna göre şayet, bu ayet, Cenab-ı Hakk'ın, hiçbir hısım, bir hısımı sormayacak, mearik, on, ayetiyle nasıl birleştirilebilir? Denilirse, buna şu iki bakımdan cevap verilir. a. Bu ayetten, onların, birbirlerine azarlayıp ve her bir grubun diğer gruba, sen beni, şu vakit saptırdın ve falanca kötü fiili bana güzel gösterdin, diyerek, aralarındaki tanışıp konuşmaları kastedilmiştir ki, bu birbirlerini takbih edip azarlama, birbirlerinden uzaklaşma ve birbirleriyle alakalarını kesme tanışması olup, bir şefkat, merhamet ve sevgi tanışması değildir. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın, hiçbir hısım bir hışmı sormayacak, mirik on, buyruğundan kastedilen ise, birbirlerine karşı şefkat ve merhamet dileme tanışmasıdır. B. Bu iki ayet, iki ayrı duruma hamledilmiştir. Onlar, öldükten sonra dirildiklerinde tanışırlar, sonra bu tanışma sona erer. İşte bundan dolayı da hiçbir dost hiçbir dostun hatırını soramaz. Cenab-ı Hakk'ın, Allah ile karşılaşmayı yalanlayanlar, muhakkak en büyük zarara uğramıştır ayetine gelince, buradaki terkip hakkında şu iki izah yapılabilir. A. ifadenin takdiri şöyledir, Allah onları hasrettiğinde, onlar birbirlerini tanıyıp, meğer Allah'a kavuşmayı yalanlayanlar ne büyük bir hüsrana uğramışlar, diyecekler, şeklinde olmasıdır. B. Allah ile karşılaşmayı yalanlayanlar muhakkak en büyük zarara uğramıştır, buyruğunu, Allah'ın söylemiş olmasıdır. Böylece bu, Allah tarafından onların hüsrana uğramalarına dair bir şehadette bulunmak olmuş olur ki mena, kim ahiretini, dünya mukabilinde satarsa, ziyan etmiş olur. Zira o kimse daimi, kıymetli ve çok olanı vermiş, yok hükmünde, adi ve az olanı almıştır, şeklinde olur. Kafirin ticaretinde isabetsizliği, onlar doğru yolu tutmamışlardır. Buyruğuna gelince, bundan maksat şudur, onlar, bu ticaretin menfaatlerini gözetip elde edemediler. Zira onlar zahire aldandılar da, hakikatten bir haber oldular. Böylece de onlar, güzel bir cam gördüğünde, onu kıymetli bir mücevher zannederek, elinde bulunan her şeyini verip de onu satın alan ve onu erbabına sunduğunda, gösterdiği gayret ve çabanın neticesini alamayan, böylece emetleri boşa çıkarak, gönül yangını ve kalp azabına duçar olan kimse gibi olurlar. Cenab-ı Hakk'ın, onlara vaad ettiğimizin bir kısmını sana göstersek de, yahut senin ruhunu alsak da, nihayet onların dönüşü ancak bizedir. Ayetine gelince bil ki, Cenab-ı Hakk'ın, nihayet onların dönüşü ancak bizedir. Buyruğu sözünün cevabı olup, eğer sana göstersek, ifadesinin cevabı mahzuftur. Buna göre kelamın takdiri şöyle olur, onlara vaad ettiğimizin bir kısmını eğer sana gösterirsek, işte o budur vaat ettiğimiz şeyi sana göstermeden önce, senin ruhunu alırsak, şüphesiz ki sen onu, ahirette göreceksin. Bil ki bu, Cenab-ı Hakk'ın, Resulüne, kafirleri pek çok zillete düşürüp onları rezil ettiğini dünyada gösterdiğine, ölümünden sonra da ona, bu hususlara dair daha fazlasını göstereceğine delalet eder. Hazreti Peygamber hayatta iken de, ölümünden sonra da bu tür şeylere dair pek çok şeyin tahakkuk ettiğinde şüphe yoktur. Ama kıyamette başlarına gelecek şey ise daha çoktur. Bu, haktan yana olanların akıbetlerinin güzel, günahkarların akıbetlerinin de mezmüm ve kınanmış olduğuna dikkat çekmedir. 47. Her ümmetin bir peygamberi vardır. Resulleri geldiği zaman aralarında adaletle hükmedilir ve onlar asla haksızlığa uğratılmazlar. Daha önceki kısımla münasebet. Bil ki Allahü Teala Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, in ile olan münasebetini beyan edince, bundan sonra, bütün peygamberlerin kavimden yıl olan münasebetlerinin de böyle olduğunu beyan buyurmuştur. Ayetle ilgili birkaç mesele vardır. Birinci mesele. Bu ayet, Cenab-ı Allah'ın daha önce geçmiş ümmetlerin her birine bir peygamber gönderdiğine ve hiçbir ümmeti asla ihmal etmediğine delalet eder. Bu husus. Hiçbir ümmet yoktur ki, onların içinde mutlaka bir uyarıcı bulunmamış olsun. Fatır 24 ayeti ile de teyit edilmektedir. Nebi gönderilmeyen toplum var mıdır? İndişayet, Allahü Teala'nın peygamberlerin gönderilmesinde bir fetret devrinin bulunduğunu bildirmesine ve, ataları azab ile korkutulmamış bir kavmi uyarasın diye. Yasin, 6 ayetine rağmen, bu nasıl doğru olur? Denilirse, biz deriz ki, Bizim zikrettiğimiz deli peygamberin kavmiyle birlikte bulunmasını gerektirmez. Çünkü peygamberimizin bize gönderilmiş olması, kıyamete kadar gelecek insanlara resul olarak gönderilmesine mani olmadığı gibi. Herhangi bir peygamberin önce yaşamış olması, daha sonra yaşayan insanlara resul olmasına mani değildir. Fetret meselesi ise, peygamberlerin davetinin zayıflığı ve o davete mani olan bir takım engellerin ve karışıklıkların ortaya çıkması manasına alınır. İkinci mesele, ayette bir haz bulunup, bunun takdiri, onlara, peygamberleri gelerek tebliğde bulunup, kavminden bazıları onu teksip, bazıları da onu tasdik edince, aralarında hey, ülkeme, üfasi edildi. Şeklindedir. Üçüncü mesele, ayette kastedilen, şu iki şeyden biridir, ya, her ümmete bir peygamber gönderildiğinde, o risaleti tebliğ edip hücreti de ikame edince, bu durumun her mazereti ortadan kaldırdığının, dolayısıyla o ümmetin peygambere muhalefet edip onu yalanlama hususunda bir mazeretleri kalmamış olduğunun beyan edilmesidir ki, bu, ahirette onların başına gelecek olan azabın bir zulüm değil, katıksız adalet olduğuna, zira onların kendiliklerinden bu azaba duçar olduklarına delalet eder. Yahut da bundan maksat şudur, ümmetler ahirette toplandıkları zaman, Allahü Teala, hesap vaktinde o ümmetler ile peygamberlerini bir araya getirir. Böylece de, Allah, peygamberin kendi ümmetinden müşahede ettiği ile onların aleyhlerine şehadet etmesi ve o ümmetlerin, o peygamberlerin Rablerinin risalet görevlerini tebliğ ettikleri hususunda da itirafları vaki olsun diye, itaatkar ile asinin arasını ayırır. Böylece bu, Allah'ın bu dünyada, nehyi ve men etmeyi pekiştirme vesilelerinden biri olur. Bunlar, mesela sorgulamak, uzuvların konuşturulması ve onların amellerini bildirerek kişinin aleyhine şahit tutulması, amel terazileri gibi şeylerdir. Bu ikinci açıklamaya göre, bu izahın tetinmesi şudur, Allahü Teala, önceki ayette, kendisinin onlara şahit olduğunu belirterek, şöyle demek istemiştir, ben, kıyamet gününde hem onlara, hem de onların amellerine şehadette bulunacağım. Bununla beraber ben, kıyamette, amelleriyle kendileri aleyhine şahitlik etsinler diye, her ümmeti peygamberleriyim beraber bulunduracağım. Bundan gaye ise, Cenab-ı Hakk'ın ne kadar adıl olacağını güzel bir biçimde belirtmektir. Bil ki, birinci görüşün delili, biz bir peygamber göndermedikçe, azab edici değiliz, İsra 15, ta ki peygamberlerden sonra insanların Allah'a karşı ileri sürecekleri bir bahaneleri olmasın diye. Peygamberleri müjdeciler ve azab habercileri olarak gönderdik, Nisa. 165, ve, eğer biz onları daha evvel azab ile imha etmiş olsaydık muhakkak diyeceklerdi ki, Rabbimiz, bize bir peygamber göndermeli değil miydin? Taha, 134, ayetleridir. İkinci görüşün delilleri de, böylece sizi vasat bir ümmet yapmışızdır, insanlara karşı şahitler olasınız diye. Bakara, 143, Peygamber dedi ki, Ya Rabbi! Kavmin muhakkak ki şükür, anı arkalarına attılar. Furkan, 30, ve, aralarında adaletle hükmedilir ve onlar asla haksızlığa uğratılmazlar, Yunus. 47, Ayetleridir. Bu ayetteki tekrar, tekrarla yuzlamın denilmesi, Cenab-ı Hakk'ın, Kendisinden zulmü nefyetme hususundaki tekit ve teyidden ötürüdür. 48. Ayetin tefsiri için bak 49. 49. Eğer iddianızda doğru iseniz bu vaat ne zaman derler? De ki, ben kendi kendime Allah'ın dilediğinden başka ne bir zarar, ne de bir fayda sağlamaya muktedir değilim. Her ümmetin bir eceli, vadesi vardır ecelleri geldiği zaman artık ne bir saat erteleyebilir ne de bir saat öne alabilirler. Bil ki, nübüvveti inkar edenlerin beşinci şüpheleridir. Zira, Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, onları her ne zaman bir azabın ineceği ile tehdit edip, aradan bu azabın gelmemiş olduğu belli bir müddet geçince onlar, eğer, iddianızda, doğru iseniz bu vaat ne zaman, demişler ve bu azabın gelmemesiyle, Hazreti Muhammed'in nübüvvetini tenkit hususunda istidlalde bulunmuşlardır. Bu ayetle ilgili birkaç mesele vardır. Her ümmetin bir vadesi vardır. Cenab-ı Hakk'ın, bu derler, ifadesi, Cenab-ı Hakk'ın, daha önce geçen, aralarında adaletle hükmedilir, ifadesinden maksadın. Bu dünyada verilen hüküm olduğuna dair, bir delil gibidir. Çünkü onların, ahirette oldukları halde, bu vaat ne zaman dokuz, demeleri uygun olmaz. Çünkü, ahiretteki durum yakin ile her vaat ve vaidin tahakkuk ettiğinin bilindiği bir durumdur. Aksi halde onların bunu ya Hazreti Peygamberin, düşmanlara azab, dostlara da ilahi yardımın ineceği hususunda vermiş olduğu habere dair peygamberi yalanlamak için söyledikleri, yahut da Hazreti Peygamber'in verdiği o haberlerde hakkı söylediğini imkansız görmek için söylemiş oldukları ortaya çıkar. Bu ifade, her ümmetin, kendisine gönderilmiş olan peygambere bu şekilde söz söylemiş olduklarına delalet eder. Bunun delili, eğer iddianızda doğru iseniz, sözüdür. Zira bu ifade çoğul olup, Cenab-ı Hakk'ın, her ümmetin bir peygamberi vardır, Yunus. 47. Ayetine uygun düşmektedir. Daha sonra Cenab-ı Hak, Hazreti Peygamber'e, şüphe maddelerinin kökünü kesecek bir cevap ile, bu şüpheye cevap vermesini emrederek, de ki, ben kendi kendime Allah'ın dilediğinden başka ne bir zarar, ne de bir fayda sağlamaya muktedir değilim, buyurmuştur. Bu, düşmanlarına azab indirmeye, dostlarına da yardım etmeye. Allah'tan başka kimsenin gücü yetmez. Allahü Teala, bu vaat ve vaid, belirli bir vakit tayin etmediği için, Vaat ve vaid olunan şeyler böyle vakitte meydana gelmediğinde, bu Cenab-ı Hakk'ın ondan hülf ettiğine, vazgeçtiğine delalet etmez. Böylece, vaktin tayini, Allah'ın fiil hükümlerini, kulların maslahatlarını gözetme şartına bağlamayanlara göre, Allah'ın meşiyetine ve uluhiyetine, Allah'ın fiil ve hükümlerini, kulların maslahatlarını gözetme şartına bağlayanlara göre de, takdir edilen o maslahat sebebiyle, Allahü Teala'ya havale edilmiş olur. Allah'ın, o hadisenin meydana gelmesi için tayin etmiş olduğu o vakit gelip çatınca da. O hadise mutlaka, o vakitte cereyan eder ve onun, öne geçmesi veya az sonra meydana gelmesi imkansız olur. Demektir. İkinci mesele. Mutezile, Cenab-ı Hakk'ın, de ki, ben kendi kendime Allah'ın dilediğinden başka ne bir zarar, ne de bir fayda sağlamaya muktedir değilim. Ayetiyle istidlil ederek, bu istisna, kulun, taat ve isyanı hariç, kendisi için herhangi bir zarar ve menfaate malik olamadığına ve bu istisnanın, kulun bu iki şey hususunda kendi başına ve bağımsız olduğuna delalet eder, demişlerdir. Buna şöyle cevap verilir. Ehli sünnet alimleri, bu istisna, istisnai mankatı olup, kelamın takdiri, fakat, Allah'ın, buna dair dilemiş olduğu her şey muhakkak olacaktır, şeklindedir, demişlerdir. Üçüncü mesele. İBN Şirin, bu ifadeyi fa harfiyle, şeklinde okumuştur. Dördüncü mesele. Cenab-ı Hakk'ın, ecelleri geldiği zaman, artık ne bir saat erteleyebilir, ne de bir saat öne alabilirler, ifadesi, hiç kimsenin, eceli sona ermeden ölmeyeceğine delalet eder. Maktul de, aynı tarz üzere öldürülmüştür. Bu mesele, uzunca bir mesele olup, biz bunu bu eserimizin pek çok yerinde ele alıp açıkladık. 5. Mesele. Hak Teala burada, ecelleri geldiği zaman, artık ne bir saat erteleyebilir, ne de bir saat öne alabilirler, buyurmuştur. O halde, ifadesi şart, ise, ceza, yani cevap, cümlesidir. Fa, ceza harfi olup, bu ayette olduğu gibi, ceza cümlesinin başına getirilmesi gerekli olan bir harftir. Binaenaleyh bu ayet, cezanın, şart ile birlikte tahakkup ettiğine, ondan geri kalmadığına, fa harfinin terahiye, gecikme ve sonralığa, delalet etmediğine, başına geldiği cümlenin bir ceza cümlesi olduğuna delalet etmiştir. Bunun böyle olduğu sabit olunca biz diyoruz ki, bir kimse, yabancı bir kadına, seninle evlenirsem, sen boşsun, dediğinde, şafii, ar, he, ye göre bu tayelik etme, şarta bağlama, geçerli olmadığı halde, Ebu Hanife'ye, ar, he, göre geçerlidir. Bunun doğru olmadığının delili, bu ayetin, ceza cümlesinin ancak şart cümlesi tahakkuk ettiğinde, ceza cümlesinin tahakkuk edeceğine delalet etmiş olmasıdır. Binaenaleyh, bu tayelik sahip olmuş olsaydı, cezanın, şartın tahakkuk etmesiyle tahakkuk etmesinin gerekliliği sabit olduğu için, talakın nikahta birlikte, aynı anda, tahakkuk etmesi gerekirdi ki, bu iki zıddı cem etmeyi gerektirir. Lazım batıl olunca, iki zıddın cemi caiz olmayınca, bu talikinde sahih olmaması gerekir. 50. Ayetin tefsiri için bak, 52. 51. Ayetin tefsiri için bak, 52. 52. De ki, onun azabı geceleyin, yahut gündüzün size gelip çatarsa, ne yapacaksınız, söyleyin bana. Günahkarların, onu hemen istemelerinin sebebi nedir? Bu, azap, vaki olduktan sonra mı ona iman edeceksiniz? O vakit size gülümseyen surat, şimdi mi, halbuki siz onun mutlaka gelmesini isteyip duruyordunuz, sonra, o zulmedenlere. Ebedi azabı tadın, denilecek. Vaktiyle, ne kazanıyor idiyseniz ondan başkasıyla mı cezalandırılacaksınız? Denilecek. Bil ki bu, onların, eğer iddianızda doğru iseniz, bu vaat ne zaman? Derler, Yunus, 48, şeklindeki sözlerine verilen ikinci cevaptır. Bu ifadeyle ilgili olarak birkaç mesele vardır. Münkirlerin ısrarla azap istemelerinin manasızlığı. Bu cevabın neticesi, böyle bir azabın inmesini isteyen o kafirlere, şu şekilde denilmesidir, bu gayenin tahakkuk edip ilahi azabın gelmesi halinde, sizin için bunda ne gibi fayda olacaktır? Şayet siz, geldiği zaman iman ederiz, diyecekseniz, bu batıl ve geçersizdir. Zira, o vakitte edilen iman, mecburiyet ve zorakilik karşısında yapılmış olan bir iman olmuş olur ki, bu asla bir fayda sağlamaz. Binaenaleyh sizin talep ettiğiniz bu azabın gerçekleşmesi halinde, bu hususta sadece, dünyada bir azap meydana gelmiş olduğu, bunun peşinden de kıyamette, bundan daha şiddetli bir azabın meydana geleceği sabit olmuş olur ki, bu şiddetli azapta, zulmedenlere, ebedi azabı tadın, denilmiş olmasıdır. Daha sonra bu azab ile beraber, onların hor ve hakir kılındıklarına delalet eden bir cümle zikredilmiştir ki, bu da Cenab-ı Hakk'ın, vaktiyle, ne kazanıyor idiyseniz ondan başkasıyla mı cezalandırılacaktınız? Demiş olmasıdır. O halde bu cevabın neticesi, sizin, peşine düşüp talep ettiğiniz bu şey, menfaatten uzak, katıksız bir zarardır. Aklı olan bunu yapmaz, demektir. İkinci mesele. Beyağın kelimesi, geceleyin, anlamındadır. Arapçada, şöyle yaparak geceledim, denilir. Bunun sebebi şudur, insan, geceleyin bariz olarak evinde olur, bundan dolayı da bu lafız, beyat, geceden kinaye kılınmış olur. Beyat kelimesi, tıpkı tebi kelimesi gibi bir mastar olup veda, veda etmek, ayrılmak, serah, salıvermek kelimeleri gibidir. Yine Arapçada gündüzün yapılan iş hakkında da, şunu yaparak gündüzü geçirdim, denilir. Çünkü insan gündüzün gölgede bulunur. Cenab-ı Hakk'ın beyağın kelimesi, zarf olduğu için, mansup kılınmıştır. Bu, gece vakti, anlamındadır. Maza kelimesiyle ilgili olarak da şu iki izah yapılabilir. a. Maza tek bir isim kabul edilerek, mansup mahallinde olması. Bu cenab Hakk'ın, tıpkı, Allah bu meselle neyi kastetti? Bakara, 26, ayeti gibidir. B. Zanın ellezi manasına alınması. Bu durumda, maza kelimesi iki kelimeden meydana gelmiş olup ma, müptida merfu, za ise, bunun haberidir. Buna göre ifadenin manası, o mücrimlerin kendileri hakkında acele ettiği şey nedir? Şeklinde olur ki bu da, mücrimlerin acele ettiği azab nedir? Hangi şeydir? Anlamındadır. Bil ki Cenab-ı Hakkın, ya onun azabı geceleyin, yahut gündüzün size gelip çatarsa. İfadesi şart, bunun cezası ise, günahkârların, onu hemen istemelerinin sebebi nedir? Cümlesidir. Bu, senin tıpkı, sana gelirsem, bana ne yedireceksin, demen gibidir. Yani, eğer bu azab tahakkuk ederse, sizin bu hususta acele etmenizin maksadı nedir? Demektir. Cenab-ı Hakk. Bu, azab, vaki olduktan sonra mı ona iman edeceksiniz? Buyurmuştur. Bil ki, istifım harfinin sünnenin başına gelmesi, onun tıpkı, Araf, 98, ve Araf. 97, ifadelerindeki vav ile fa'nın başına gelmesi gibidir ki, bu, azarlama ve kınama manasını ifade eder. Daha sonra Cenab-ı Hak, bu imanın onlardan tahakkuk etmediğini, aksine onların ayıplanıp tenkit edildiğini haber vermiştir. Böylece o müşriklere, şu anda mı iman ediyorsunuz ve daha önce alay ve istihza yoluyla onu acele istediğiniz halde, bu imanınızdan faydalanmayı mı ümit ediyorsunuz? Denilmektedir. Lam'dan sonra gelen hemzenin hasfedilmesi, onun harekesinin de lama verilmesi suretiyle şeklinde okunmuştur. Daha sonra, sonra zulmedenlere, ebedi azabı tadın, denilecek. Buyurulmuştur ki bu, yiden önce bulunan mukadder bir fiile atıf olup, kelamın takdiri, onlara, onu daha önce acele istediğiniz halde şu anda mı iman ediyorsunuz? Denildi, daha sonra da, zulmedenlere, ebedi azabı tadın, denildi, şeklindedir. Cenab-ı Hakk'ın, vaktiyle, ne kazanıyor idiyseniz, ondan başkasıyla mı cezalandırılacaksınız? Ayetine gelince, bu hususlar şu üç mesele bulunmaktadır. Birinci mesele, Allahü Teala her ne zaman ikab ve azaptan bahsetmişse, bu illeti zikretmiştir. Buna göre bir kimse sanki, ey aziz olan Rabbim, sen her şeyden ganisin, o halde senin rahmetine, bu şiddet ve vaid, tehdit nasıl yakışır? Diyerek bir soru sormuş da, Allahü Teala da, ben ona, doğrudan doğruya, sebepsiz yere bu muamelede bulunmadım. Aksine bu, onun batıl ameli sebebiyle ona ulaşan bir cezadır, diye cevap vermiş olur ki bu da, rahmet tarafının üstün ve galip olduğuna, azap tarafının daha mercuh ve mağlup olduğuna delalet. Uhrevi mükafatın amelle ilgisi. Ayetin zahiri, cezanın, bir amelden dolayı olması gerektiğine delalet eder. Felsefecilere göre ise ceza, amelin neticesidir. Çünkü salih amel, illetin malulünü, neticesini gerektirdiği gibi kalbin nurlanmasını ve aydınlatılmasını gerektirir. Mutezile'ye göre salih amel, mükafatının, Allah'a ait olmasını gerektirir. Ehli sünnete göre ise mükafat, Allah'ın sırf vaadinden dolayı gereklidir. Üçüncü mesele. Ayet-i Kerime, kulun, cevriyenin görüşünün aksine olarak, kesbe sahibi olduğuna delalet eder. Bize göre kulun kesbe sahibi olmasının manası şudur, kudret, halis sebep ile birlikte fiili gerektirir, fiilin meydana gelmesine yol açar. Kâfirlerin yersiz sualleri 53. Ayetin tefsiri için bak, 54. 54. O azap bir gerçek mi, diye senden haber vermeni isterler. De ki, evet. Rabbime and ederim ki o elbet ve elbet bir hakikattir ve siz, kaçıp da, Allah'ın iradesinden kurtulamazsınız. Zulmeden herkes, eğer yerde bulunan bütün imkanlara malik olsaydı, azaptan kurtulmak için, onu mutlaka fidye verirdi onlar azabı görünce pişmanlık icar ederler. Aralarında, adaletle hükmolunacak ve asla zulme maruz kalmayacaklardır. Bil ki Allahü Teala, kafirlerin, eğer doğru söylüyorsanız, bu vaat ne zaman, söyleyin, Yunus. 48, dediklerine ayetle haber vermiş ve buna, daha sonraki ayetlerle cevap vermiştir. Bu ayetlerden sonra da, onların aynı konuda Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, e yeniden müracaat edip, bu soruyu ikinci defa sorarak, o, azap, bir gerçek mi? Dediklerini nakletmiştir. Bil ki böyle bir soru, şu bakımlardan sırf bir cehaleti göstermektedir. Bir, bu soru, cevabı ile birlikte daha önce geçmişti. Dolayısıyla bunu tekrar sormanın bir faydası yok. 2. Hazreti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, in, Allah tarafından bir peygamber olduğunun akli delilleri de daha önce geçmişti. O delillerden birisi, Kur'an'ın mucize olduğunun ortaya konulmasıdır. Onun nübüvveti doğru olunca, ileride olacağını söylediği her şeyin de doğru olduğuna kesin kes hükmetmek gerekir. İşte bütün bunlar, o kafirlerden yüz çevirmeyi ve onların sorularına değer vermemeyi gerektirir. Alimler, ayetteki hü ve o zamirinin neyi gösterdiği hususunda ihtilaf etmişler ve bu cümleden olarak şu manaları vermişlerdir. A, o, yani, senin getirdiğin Kur'an, nübüvvet ve şer'i hükümler hak mıdır? B, bize vaad ettiğin bas, ölümden sonra diriliş, ve kıyamet hak mıdır? C, bu dünyada başımıza geleceğini söylediğin azap, hak mıdır? Yemin üslubunun faydası. Cenab-ı Allah daha sonra peygamberine, müşriklere cevaben, evet, Rabbime and ederim ki o elbet ve elbet bir hakikattir, demesini emretmiştir. Bunun hikmeti şunlardır: A, Peygamber'in onlara alışkın oldukları üslupla hitap ederek kendi tarafına meyil çalışması. Bir şeyi haber verip de onun doğruluğunu yeminde tekit etmenin, o şeyi şaka faslından çıkarıp ciddiyete naklettiği aşikar bir husustur. B, insanlar kısım kısımdır. Bazıları bir şeyi hakiki ve akli delillerle kabul ederken, bazıları da hakiki ve akli delillerden istifade edemeyip, ancak ikna şeylerden, mesela, bu ayetteki yemin gibi şeylerden istifade eder. Çünkü Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, e gelip de, peygamberliğini ve nübüvvetini soran bir bedevi Arap, bu iddianın doğrulanması hususunda, yemin ile yetinmişti. İşte bu ayette de böyledir. Daha sonra Allahü Teala bu hususu, ifadesiyle tekit etmiştir. Burada, Mahzuf bir kısım vardır ve takdiri, sizler, başınıza azab bindirme vaidinde bulunan Allah'ı, acze düşüremezsiniz, şeklindedir. Bundan maksatta, hiç kimsenin Rab Teala'ya karşı koyamayacağı ve onu, dileyip hükmettiği şeyden geri çeviremeyeceğine dikkat çekmektir. Kafirlerin ahiretteki durumları Allahü Teala daha sonra, böylesi sözlerin, onlar dünyada oldukları sürece, onlar için caiz olmayacağını, ama kıyamete varıp, Allah'ın kahrı ile azametinin neticelerini gördüklerinde, böyle söylemeyi bırakıp, başka şeylerle meşgul olacaklarını beyan buyurmuştur. Allahü Teala, onların şu üç halini haber vermiştir. A. Eğer yerde bulunan bütün imkanlara malik olsaydı zulmeden kimse, azaptan kurtulmak için onu mutlaka fidye verirdi. Fakat bu imkansızdır. Çünkü artık o, kıyamet meydanındadır ve hiçbir şeye malik değildir. Nitekim Hak Teala onların her biri kıyamet günü onun huzuruna tek başına çıkacaktır. Meryem 95 buyurmuştur. Bu kimsenin yeryüzünün bütün hazinelerine sahip olduğu farz edilse bile bütün bunları fidye olarak vermesi ona fayda vermez. Çünkü Allahü Teala öyle bir günden korkun ki o gün hiç kimseden fidye alınmaz, onlara yardım da edilmez. Bakara 48 buyurur. Yine Hak Teala o günü anlatırken, o günde, ne bir alışveriş, ne bir dostluk, ne de bir şefaat vardır, Bakara, 254 buyurmuştur. B. Onlar azabı görünce, pişmanlık icar ederler. Bil ki ayetteki, pişmanlık icar ettiler, ifadesi, mazi siyasındadır. Halbuki kıyamet, gelecek zamanda olacak şeylerdendir. Fakat kıyametin meydana gelmesi çok kesin olduğu için, Cenab-ı Allah, gelecekte olacak bu işi, Sanki mazide olup bitmiş gibi kabul etmiştir. Bilki fiili hem gizlemek hem de icar etmek, göstermek manasına gelen ezdat kelimelerdendir. Bu kelimenin gizlemek manasına gelmesi açıktır. Ama göstermek manasına gelişi Arapların bir kimse bir şeyi önce gizleyip sonra ortaya koyduğunda o şeyi gizledi ve açığa çıkardı şeklinde söyledikleri deyimden alınmıştır. Kâfir'in duyacağı pişmanlığın mahiyeti. Bunu iyice kavradığında biz diyoruz ki bazı alimler şöyle demişlerdir. Bundan murat pişmanlıklarını ortaya koymaları değil, gizlemeleridir. Bu gizleyişin sebepleri şunlardır. 1. Onlar bu şiddetli azabı görünce şaşkına döndüler ve o esnada pişmanlıklarını gizlemenin dışında ağlayıp feryat etmediler. Bu tıpkı asılmaya götürülen kimsenin hiçbir kelime konuşamayıp, şaşması ve hayrete düşmesi gibidir. 2. Onlar, seleflerinden ve kendilerine uyanlardan utanıp, onların azarlamalarından çekindikleri için pişmanlıklarını gizlediler. Şimdi eğer, kıyamet gününün dehşeti, insanın böyle şeyleri düşünmesine manidir. Öyleyse onlar bunu nasıl yapabilirler? Denirse, biz deriz ki, bu gizleme işi, cehennemde yanmadan önce olur. Fakat onlar ateşe girip yandıklarında, artık pişmanlıklarını gizlemeyi bırakıp, icar ederler. Bunun delili, onlar, ey Rabbimiz, bedbahtlığımız, şekavetimiz bize galip geldi. Dediler, müminin, 106, ayetidir. 3. Onlar, bu pişmanlık hususunda Allah'a karşı halis oldukları için, bunu, diğer insanlardan, gizlediler. Nitekim ihlasla dua eden kimse de, duasını gizli yapar. Bu manaya göre ayette, onlarla ve onların bu ihlaslarıyla alay etme vardır. Çünkü onlar o ihlası, zamanında yapmadılar. Dolayısıyla da şimdi o kendilerine fayda vermedi. Halbuki onların görevi, bu samimiyeti, mükellef oldukları zaman dünyada göstermeleriydi. Ayetteki eser fiilini, icar etme, gösterme, manasını alanların görüşü açıktır. Buna göre o kafirler, reisliklerini, koltuklarını, korumak için, dünyada iken kafirlikleri ve fasıklıklarına karşı duydukları pişmanlığı gizlemişlerdi. Ama kıyamette, bu gayeleri ortadan kalkmıştır ve dolayısıyla da pişmanlıklarını ortaya koymuşlardır. c. Aralarında adaletle hükm olunacak da asla zulme maruz kalmayacaklardır. Denildi ki, müminlerle kafirler arasında hükm Yine denildi ki, reis olanlarla, onlara tabi olanlar arasında hükm olunacaktır. Bunun, başlarına ceza indirmek suretiyle, kafirlerin arasında hükm olunur, manasında olduğu da söylenmiştir. Bil ki kafirler, her ne kadar azapta müşterek iseler de mutlaka aralarında Allahü Teala'nın hükmetmesi gerekir. Çünkü dünyada iken zalimlerin, birbirine de zulmedip hainlik etmeleri imkansız değildir. Binaenaleyh bu hükmetmede, Bazılarının azabının hafifletilmesi, bazılarının da ağırlaştırılması söz konusu olmuş olur. Fakat adalet, mazlumun ağrını zalimden almayı gerektirir. Bunun da yolu, mazlumun azabının hafifletilip, zalimin azabının ağırlaştırılmasıdır. 55. Ayetin tefsiri için bak 56. 56. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi şüphesiz Allah'ındır. Haberiniz olsun ki Allah'ın vaadi şüphesiz haktır. Fakat onların çoğu bunu bilmez. O, hem diriltir, hem öldürür. Hepiniz ancak ona döndürüleceksiniz. Daha önceki kısımla münasebet. Bil ki bazı alimler, bu ayetin kendinden öncekiler ile münasebeti hususunda şöyle demişlerdir. Allahü Teala, önceki ayette, zulmeden herkes, eğer yerde bulunan bütün imkanlara malik olsaydı, azaptan kurtulmak için onu mutlaka fidye verirdi, buyurmuştur. Bu ayette de, zalimin, kıyamette, fidye olarak vereceği hiçbir şeyi olmadığını belirtmiştir. Çünkü her şey Allah'ın mülkü ve milkidir. Bil ki bu, güzel bir ilgidir. Fakat daha güzeli, şöyle bir ilginin bulunmasıdır, insanların kısım kısım olduğunu söylemiştik. Bazı insanların, iknai delillerden istifadeleri, akli delillerden istifadelerinden daha çoktur. Muhakkik alimler, iknai delillere iltifat etmezler. Onların dayanakları, açık ve kesin deliller ve burhanlardır. Binaenaleyh Allahü Teala, kafirlerin, o azap bir gerçek mi? Dediklerini nakledince, peygamberine, evet, Rabbime and ederim ki, demesini emretmiştir ki, bu da iknai delillerdendir. Binaenaleyh Cenab-ı Hak, bu ayetinin peşine, onun doğruluğuna kesin olarak delalet eden akli delili getirmiştir. İknai delilden sonra akli delil. Bu delilin izahı da şöyledir, nübüvvetin ve ahiretin doğruluğuna dair hüküm, kadir ve hakim bir ilahın varlığına ve onun dışındaki her şeyin onun mülkü ve reilki olmasına dayanır. Hak Teala işte bu hususu, haberiniz olsun ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi şüphesiz Allah'ındır, ayetiyle beyan etmiş, bu hükmün doğruluğuna dair başka delil getirmemiştir. Zira Allahü Teala, bu delillerin izahını, bu surede geçen şu ayetlerde tafsilatlı olarak yapmıştır. Gece ile gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, göklerde ve yerde Allah'ın yarattığı şeylerde. Elbet nice ayetler vardır. Yunus, 6, güneşi ziyah, ayı nurlu yapan ve ona menziller tayin eden odur. Yunus. 5. Bu kesin deliller daha önce geçmiş olduğu için Cenab-ı Hak tefsir ettiğimiz ayette bu kadarla yetinmiş ve alemdeki bitki, canlı, beden, ruh, karanlık ve aydınlığın kendi mülkü ve milki olduğunu belirtmiştir. Durum böyle olduğu zaman o bütün mümkinata kadirdir, bütün malumatı bilir, her türlü ihtiyaçtan müstahidedir, yine her türlü noksanlık ve eksiklikten beridir. Şu halde o bütün mümkinata kadir olduğu için dünya ve ahirette düşmanlarının başına azap indirmeye, dostlarına rahmeti ulaştırmaya, Resulünü kati deliller ve açık mucizelerle desteklemeye ve Resulünün durumunu yüceltip, dinini ortaya koymaya, şeriatını kuvvetlendirmeye de kadir olur. O, bütün bunlara kadir olunca, risaletle istihza ve çüp etmek batıl olur. O, noksanlıklardan ve kusurlardan beri olunca, verdiği sözden caymaktan ve yalan söylemekten münezzeh olur onun vaad ettiği şey mutlaka meydana gelir. Bu son hüküm, biz Allahü Teala, kullarının maslahatlarını gözetmez, dediğimiz zaman söz konusu olur. Ama, Allahü Teala kullarının maslahatlarını gözetir, dediğimiz zaman, şöyle söyleriz, yalan, akıllı kimselerden, ancak ya aciz olmasından, ya cehaletinden, yahut da ihtiyacından ötürü sadır olur. Hak Sübhanehu ve Teala, bütün bunlardan münezzeh olunca, onun yalan söylemesi imkansız olur. Binaenaleyh o, kafirlerin başına bir azabın ineceğini, hasrın ve neşrin, dirilmenin, gerçekleşeceğini haber vermişse, o şeylerin olacağına kesin kes inanmak gerekir. Yaptığımız bu açıklama ile, haberiniz olsun ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi şüphesiz Allah'ındır. Ayetinin, haberiniz olsun ki Allah'ın vadi şüphesiz haktır, buyruğunun doğruluğuna kesin kes inanmayı gerektiren bir mukaddime olduğu sabit olmuş olur. Cenab-ı Hak daha sonra fakat onların çoğu bunu bilmez buyurmuştur. Bu onlar delillerden habersiz olarak işlerin dış görünüşlerine aldanmışlar ve bu sebeple de bu bilgilerden mahrum kalmışlardır demektir. Daha sonra Hak Teala bu delilleri tekit ederek O hem diriltir hem öldürür. Hepiniz ancak ona döndürüleceksiniz buyurur. Bu, şu manayadır, Cenab-ı Hak birinci defada yaratıp hayat vermeye kadir olduğuna göre, onları öldürdüğünde de, ikinci kez diriltmeye de kadir olmalıdır. Böylece bu anlattıklarımızla, Allahü Teala'nın, peygamberine, evet, Rabbime and olsun ki, Yunus, 53 demesini emrettiği, daha sonra buna o kesin delilleri eklediği anlaşılmış olur. Bil ki ayetteki, haberiniz olsun ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi şüphesiz Allah'ındır, ifadesinde bir başka incelik daha vardır. O da ayeti kerimenin başındaki ela, haberiniz olsun ki, kelimesidir. Çünkü bu kelime ancak gafillerin dikkatini çekmek ve uyuyanları, gaflet uykusundan uyandırmak için kullanılır. Alemdeki insanlar, zahiri sebeplerle uğraşırlar ve, şu bahçe padişahın, şu ev vezirin, şu köle Zeydin, şu cariye Dö de Amr'ın derler ve her şeyi bir kimseye mal ederler. İnsanlar cehalet ve gaflet uykusuna iyice daldıkları için bu izafe edişlerin doğru olduğunu zannederler. İşte bu sebeple Hak Teala o uyku ve gaflet içinde olanlara, haberiniz olsun ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi şüphesiz Allah'ındır, buyruğu ile seslenmiştir. Bu böyledir çünkü hak olan bir ve tekin dışında kalan varlıkların zatları gereği, mümkün, oldukları ve mümkün varlıkların, ya doğrudan, yahut da dolayısıyla zatı gereği vacip, vasibül vücut olana varıp dayandıkları sabit olunca, onun dışındaki her şeyin onun mülkü ve milki oldukları sabit olmuş olur. Durum böyle olunca onun dışındaki varlıkların, gerçekte bir mülkü olmadığı ortaya çıkar. Mahlukatın, insanların, çoğu, bu incelikleri bilmekten gafil ve habersiz olduğu için, onlardan bir kısmı olsun, cehalet ve dalalet uykusundan belki uyanır diye Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem böyle seslenmesini emretmiştir. 57. Ayetin tefsiri için bak 58. 58. Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerde olan dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir. de ki ancak Allah'ın fazlı ile rahmetiyle işte yalnız bunlarla sevinsinler. Bu onların toplayıp durduklarından hayırlıdır. Ayetle ilgili birkaç mesele vardır. Nübüvveti ispat yolu. Peygamberlerin peygamberliklerini ispatın yolu şu iki şeydir. Birincisi, şöyle dememizdir. Şu şahıs peygamberlik iddiasında bulundu ve onun elinde bir mucize zuhur etti. Böyle olan herkes Allah katından gönderilmiş hak ve doğru bir peygamber olur. İşte bu yolu Allahü Teala, bu surede, bu Kur'an Allah'ındır. Başkasının uydurması değildir. O kitap, ancak kendinden evvelki kitapları tasdik eder ve o kitabı tavsiye eder. Onda şüphe edilecek hiçbir şey yoktur. O, alemlerin Rabbindendir. Yoksa, onu, peygamber, kendiliğinden uydurdu. Mu diyorlar, de ki, öyleyse, eğer doğru söylüyorsanız, siz de onun benzeri bir sure getirin. Allah'tan başka çağırabileceğiniz kim varsa onları da yardıma çağırın. Yunus 37 ila 38 ayetlerinde en güzel bir şekilde izah etmiştir. Biz o ayetlerin tefsirinde dini kuvvetlendirecek, yakını imanı doğuracak, her türlü şek ile şüpheyi giderecek ve bütün cehaletlerle sapıklıkları temizleyecek izahlar yaptık. İkincisi, biz aklımızla gerçek itikadın ve salih amelin ne olduğunu bilebiliriz. Binaenaleyh gelip de, halkı hak inanca ve salih amele davet eden, insanları bunlara sevk eden ve kendisinde insanları küfürden imana, batıyı itikaddan hak itikada, dünyaya bağlayan işlerden, ahirete bağlayan amellere nakletme kuvveti olan kimse, hak, sadık ve musaddak bir peygamberdir. Bunu şöyle izah edebiliriz, insanlara çeşitli noksanlıklar, cehaletler ve dünya sevgisi hakimdir. İnsanın mutluluğunun, ancak gerçek inanç ve salih amel ile elde edileceğini aklımızla bilir anlarız. Bunun neticesi şuna varır; dünyaya karşı nefretini ve ahirete karşı rağbetini artıran şey ameli salih'tir. Bunun zıddı olan her şey ise boş ve günah olan ameldir. Durum böyle olduğu için insanlar güçlü, ruhu aydınlık, karakteri yüce, kamil bir insana muhtaçtırlar ve o kamil insan noksan ve kusurlu olanları noksanlık makamından kemal, olgunluk makamına götürebilecek güçte olur ki, işte peygamber odur. Velhasıl insanlar üç kısımdır. A. Nakıs, kusurlu, olanlar. B. Nakıs insanları kemal erdirmeye kadir olamayan kamil kimseler, ve C. Nakıs kimseleri kemal erdirmeye kadir olan kamiller. Birinci kısım, insanların çoğunluğudur. İkinci kısım, velilerdir. Üçüncü kısım da, peygamberlerdir nakıs kimseleri, noksanlıktan kemal derecesine götürmeye kadir olmanın derece ve mertebeleri de farklı olduğu için, peygamberlerin dereceleri de, nübüvvetlerinin kuvvetine göre farklı farklıdır. İşte bu incelikten ötürü Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetimin alimleri, İsrailoğullarının peygamberleri gibidir Keşful Hafa, 2 bölü 64, buyurmuştur. Bu mukaddimeyi iyice anladığında biz deriz ki, Allahü Teala, Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, in nübüvvetinin doğruluğunu, mucize yoluyla beyan edince, bu ayette de onun peygamberliğini ikinci yolla beyan etmiştir. Bu yol, nübüvvetin doğruluğunu ortaya koyup, mahiyetini belirleyen yoldur. O halde mucize ile istidlil, mantıkçıların burhan-ı inni adını verdikleri şeydir. Bu yol ise, mantıkçıların, burhan Limi adını verdikleri yoldur ki, bu daha kıymetli, daha yüce, daha mükemmel ve daha üstün olandır. Kur, bazı vasıfları. Bil ki Allahü Teala, Kur'an, ı Kerim'i bu ayette şu dört vasıfla nitelemiştir. A. O, Allah katından bir, neviza, öğüt, tür. B. O, kalbilerdeki hastalıklara bir, şifadır. C. Hidayet, tir d. Müminlere, rahmet, tir. Hazreti Peygamber Tabib, Kur'an reçete durumundadır. Bu sıfatların mutlaka belli bir takım incelikleri vardır. Binaenaleyh biz deriz ki, ruhlar, bedenlerle alağa kurunca, bu alağa, ruhun bedene karşı duyduğu tabii bir aşk sebebiyle olur. Sonra ruh cevheri, bedenler aleminin arzu duyduğu ve güzel gördüğü şeylerden, beş duyu vasıtasıyla istifade eder. Ruh bunlara alışır, ülfet eder ve bunları alışkanlık haline getirir. Hissi alakalar ve bedeni hadiselerde, kendi vasıtasıyla kuvvet bulduğu için akıl nurunun en son derecede tahakkuk edeceği malumdur. Binaenaleyh bu garg, ruhun bedeni hazlara dalması, ruh cevherinde badıl inançların ve kötü huyların tahakkukuna sebep olur. İşte bütün bu haller, ruh cevherinin şiddetli hastalıkları demektir. Binaenaleyh bu hastalıklar için, ehil bir doktorun olması gerekir. Çünkü şiddetli hastalıklara düşen kimseye isabetli ilaçlar ile müdahale edecek ehil bir doktor rastlamazsa o mutlaka ölür. Şayet böyle bir doktor rastlar ve beden de o ilaçları kabul ederse çoğu kez iyileşme gerçekleşir ve hastalık zail olur. Bunu iyice kavradığında biz deriz ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hazık ehil bir doktor Kur'an-ı Kerim'de terkibi ile kalp hastalıklarına faydalı olan bütün ilaçlar gibi olmuş olur. Sonra doktor hastanın yanına vardığında, hastaya karşı şu dört merhaleli müdahalesi vardır. Birinci mertebe, doktor, hastasını, uygun olmayan şeyleri alıp yemekten men eder ve ona, hastalığa yakalanmasına sebep olan o şeylerden kaçınmasını emreder ki işte buna, meviza, öğüt denir. Çünkü va, zeyn hikmeti, insanı Allah'ın rızasından uzaklaştıracak her şeyden alıkoyup, kalbini Allah'tan başkası ile meşgul eden her şeyden men etmektir. İkinci mertebe, bu, şifa mertebesidir. Bu, doktorun hastasına, hastalığa sebep olan o bozuk şeyleri içinden söküp atacak ilaçlar içirmesidir. İşte tıpkı bunun gibi peygamberler de, insanları, mahzurlu şeyleri işlemekten men ettiklerinde, insanların zahirleri, uygun olmayan şeyleri yapmaktan temizlenmiş olur. Bu durumda peygamberler onlara, içlerini, batınlarını, temizlemeyi de emrederler. Bu da, kötü huyları giderip, iyi huylar elde etme hususunda insanın mücadele ve mücahede yapmasıyla olur. Bunların ilki, Hak Teala'nın, şüphesiz ki Allah adaleti, iyiliği ve akrabaya vermeyi emreder fuhşiyatı, taşkınlıkları, münkeri, zulüm ve tecavüzü nehyeder, naeçel, 90, ayetinde bahsolunan hususlardır. Bu böyledir. Çünkü, bozuk inançların ve kötü ahlakın, hastalıklar gibi olduğunu söylemiştik. Binaenaleyh bunlar zail olduğunda, kalp şifa bulur ve ruh cevheri, melekut alemini seyretmeye mani olan kir ve pasların tamamından temizlenmiş olur. Üçüncü mertebe, bu, hidayetin gerçekleşmesidir. Bu mertebe, ancak, ikinci mertebeden sonra elde edilir. Çünkü insanın ruh cevheri, kutsi cilalan ve ilahi ziyaları kabul eder. Rahmetin kaynağı, umumidir ve hiç kesilmez. Nitekim Hazreti, Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, ömrünüzün bazı günlerinde Rabbinizin nefhalan, rahmet esintileri, olur. Onlara hedef ol, maya çalışın, keşful hafa. 1 bölü 231 buyurmuştur. Hem sonra vermemek, ya acizlikten, ya cahillikten, ya da cimrilikten ötürü olur. Bütün bunlar, Allah hakkında imkansızdır. Binaenaleyh Allah'ın vermeyeceğini düşünmek imkansızdır. İşte buna göre, o ruhi ziyaların meydana gelmesi, ancak bozuk inançlardan ve karakteri, karanlığın karakteri olan kötü ahlaktan ötürü olur. Karanlık bulunduğunda, aydınlığın bulunması imkansızdır. Dolayısıyla karanlığı gerektiren sebepler zail olduğunda, aydınlığın engelleri de zail olup ortadan kalkmış olur ve bu durumda, kutsi alemin ziyasının, kutsi nefis cevherinde tahakkuk etmesi gerekir. İşte bu ışık, hidayettir. Bu hal gerçekleşince, nefis, melekut aleminin nakışlarının üzerine işlenip, ilahi kutsiyetin üzerinde tecelli ettiği bir hale girer. Bu mertebelerin ilki, Hak Teala'nın, Eğit Minane Ermiş Ruh, sen ondan razı, o senden razı olarak, dön Rabbine, fekır, 27 ila 28 ayetinde, ortası, hepiniz Allah'a kaçın, zariyat, 50 ayetinde, sonuncusu, Allah, de ve sonra onları bırak, Daldıkları batakta oynaya dursunlar, Enam, 91, ayetinde, hepsi birden dö, göklerin ve yerin gaybı Allah'ındır. Her iş ona döndürülüp götürülür. Öyle ise ona ibadet et. Ona tevekkül et. Senin Rabbin, yapmakta olduğunuz şeylerden habersiz değildir. Hud, 123 ayetinde bahsedilen hususlardır. Bu ayetlerin açıklamaları, inşallah yerlerinde gelecektir. İşte bu mertebe, Cenab-ı Hakk'ın buyruğu ile murat edilendir. Dördüncü mertebe, bu, nefsin nuru, nakıs olanların ruhlarına, tıpkı, güneşin cevherinin nurunun, alemin kütlelerine fezeyan etmesi gibi, füyuzatta bulunacak bir biçimde, bu ruhani derece ve Rabbani basamağa bali olması demektir. İşte Cenab-ı Hakk'ın, müminler için bir rahmet, tavsifinden maksat budur. Bu mana, müminlere tahsis edilmiştir. Zira, inatçı kulların ruhları, peygamberlerin ruhlarının nurlarından ziyalanamaz. Güneşten gelen ışığı alabilen cisim, yönü, güneşin yönüne karşı olan cisimdir. Bu tekabül etme işi bulunmazsa güneşin ışığı o cisme düşmez. İşte tıpkı bunun gibi fak olan peygamberlerin ruhlarının himmetine yönelmeyen her ruh onların nurlarından istifade edemez ve kutsi tertemiz ruhların etkileri o ruhlara ulaşmaz. Güneş yuvarlağının karşısında olmayan cisimlerin bu güneşin karşısında bulunmadaki uzaklık hususunda derecelerinin farklı farklı olup o cisimlerin, güneş yuvarlağına tekabül etmedeki uzaklığın son noktasına varıp dayanıncaya kadar, bu uzaklığın derecelerinin gitgide artması, böylece de geriye sırf karanlığın kalması gibi, peygamberlerin ruhlarından onurları almak hususunda da. İnsanların ruhlarının dereceleri farklı farklıdır. Bu farklılık, zulmeti en ileri raddeye varmış, bedbahtlığı büyümüş, fasit insanlar ve kötü huylar hususunda varılabilecek en uzak noktaya ulaşmış bir nefse ulaşır, vasıl olur. Netice olarak diyebiliriz ki, ayette geçen vt, meviza, öğüt ifadesi, insanların zahirlerini, uygun olmayan şeylerden temizlemeye bir işaret olur ki, bu, şeriat'tır. Şifa, kelimesi, ruhları, bozuk insanlardan ve kötü huylardan temizlemeye bir işarettir ki, bu, tarikattır. Hidayet rehberi kelimesi Hakk'ın nurunun Sıddıkların kalbinde zuhur etmesine işarettir ki bu hakikattir ve rahme rahmet kelimesi de Onurun kemal ve aydınlık hususunda nakıs insanları kemal erdirecek bir noktaya ulaştığına bir işaret olur ki bu da nübüvvettir. İşte bütün bunlar bu Kur'ani lafızlarla kendisine işaret olunan önce geçenin sonraya bırakılması, sonra gelenin öne alınması mümkün olmayan bir takım akli dereceler ve burhanı mertebelerdir. Allahü Teala, bu ayette, bu ilahi yüce sırlara dikkat çekince, de ki, ancak Allah'ın fazlı ile, rahmetimle, işte yalnız bunlarla sevinsinler. Bu, onların toplayıp durduklarından hayırlıdır, buyurmuştur. Bundan maksatta, İslam feylesoflarının tespit etmiş olduğu, ruhani mutluluklar, maddi mutluluklardan daha üstündür, şeklindeki görüşlerine bir işaret olmuş olur ki bu husus, bu kitabın pek çok yerinde, bu menayı iyice ortaya koyacak bir biçimde geçmişti. Binaenaleyh, bunu tekrarlamanın faydası yoktur. Şimdilik söyleyeceklerimiz tamamlanmıştır. Allah'ın lütfü ve rahmeti sayesinde sevinmek gereği. Bu ifadenin takdiri, şeklindedir. Daha sonra ikinci kez Cenab-ı Hak diyerek, ya hısfe bizalike ifadesiyle tekrar Allah'ın fadel ve rahmetine işaretle buşunmuştur ki, bu tekid içindir. Hem, Allah'ın, buyruğu has ifade eder, yani, insanın ancak bununla sevinmesi gerekir, demektir. Bil ki bu söz şu iki şeye delalet eder. Maddi lezzetler manevi hazlara göre daha geride kalır. A. insanın maddi hallerden, herhangi bir şey ile sevinmemesi gerektiğine, bunun böyle olduğunu da şunlar gösterir. 1. Muhakkik alimlerden bir grup kimse, maddi lezzetlerin manası, sadece elemleri gidermektir. Yokluk olan şeyle de, sevinilemez. 2. Bu lezzetlerin olumlu bir takım sıfatlar olması durumunda bile, bunlar, birkaç yönden manevidirler. Birincisi, o sıfatların elemlerinden zarar görmek, lezzetlerinden istifade etmekten daha kuvvetlidir. Baksana maddi lezzetlerin en kuvvetlisi, cima lezzetidir. Bundan duyulan hazın, kulunç, kramp ve diğer kuvvetli acılardan duyulan zarardan daha az olduğunda şüphe yoktur. İkincisi, cismani lezzetlerin söz konusu olduğu yerler azdır. Çünkü, o cismani lezzetleri elde etmek, ancak şu iki yol ile mümkündür, yani, mideyi doyurma lezzeti ve cima lezzeti. Ama, elemlere gelince, insan bedeninin her parçasında, bir başka çeşit elem vardır ve bu elemlerden her bir çeşidinin, başka bir çeşitte bulunmayan özelliği bulunmaktadır. Üçüncüsü, maddi lezzetler, kesinlikle arı duru olmayıp, aksine pek çok kötülükle karışık ve iç içedirler. Şayet, yemek ve cinsi münasebet lezzetinin meydana gelmesinde, onların öncesinde ve sonrasında nefsi yorma olmasaydı, bu kafi gelirdi. Dördüncüsü, maddi lezzetler, devamlı olamazlar. Her ne zaman, kendilerinden daha fazla lezzet alınırsa, onların elden kaçırılması korkusundan ileri gelen tehassür ve üzüntüler de, o nispette daha çok ve güçlü olur. İşte bundan dolayı Mert, ölüm anındaki yüzün, doğum anında duyulan sevinçten kat kat fazladır, demiştir. Çocuğun doğumu anında duyulan sevincin, ölümünde duyulan yüzne denk olmadığı bilinen bir gerçektir. Beşincisi, bulunmaları halinde, maddi lezzetlerin devamlı olmaları imkansız olur. Çünkü, yeme lezzeti, olduğu gibi devam etmez, aksine, açlık lezzetinin yok olması gibi, yemeden duyulan lezzet zağıl olur. Binaenaleyh, o lezzetin devamlı olması imkansız olur. Altıncısı, maddi lezzetler, adi bir takım şeylerden duyulan lezzetlerdir. Çünkü bunlar, çabuk bozulan, değişmeye müsait olan, yumuşak nesnelerde meydana gelen bir takım keyfiyetlerdir. Ama, ruhani lezzetlere gelince, bunlar, bütün bu hususlar bakımından maddi lezzetlerin zıddınadır. Böylece, maddi lezzetlerden duyulan sevincin batıl ve boş bir sevinç olduğu, kamil olan sevincin ise, ruhaniyet, kutsi cevher, celal alemi ve kibriya nuru ile duyulan ferahlık olduğu sabit olmuş olur. B. Ruhani lezzetler bulunduğunda aklı başında olan kimsenin, o lezzetlerle, birer lezzet oldukları açısından sevinmemesi, aksine onların Allah'tan ve onun lütfü ve rahmetiyle meydana gelmiş olması açısından sevinmiş olması gerekir. İşte bu incelikten dolayı, sıddîkler, birer nimet olmaları açısından Allah'ın nimetiyle sevinenler müşriktirler ama onların Allah'tan olması bakımından, Allah'ın nimetleriyle sevinenlerin sevinci, Allah ile, onun sebebiyle olmuş olur ki işte bu, kemalin zirvesi ve mutluluğun nihai noktasıdır, demişlerdir. O halde Cenab-ı Hakk'ın, emrinin manası, onlar, onların birer nimet olması açısından değil, aksine, Allah'ın lütfü ve rahmetiyle olmaları açısından, o nimetlerle sevinsinler, şeklinde olur. İşte bunlar, vahiy ve tenzil aleminden zuhur eden bu lafızların ihtiva etmiş olduğu yüce sırlardır. Bu konuda, bizce özetlenebilecek olan şeyler bunlardır. Ama müfessirlere gelince, onlar, ayetteki, Allah'ın lütfunu İslam, rahmetini de, Kur'an diye tefsir etmişlerdir. Nitekim Ebu Said el-Hudri, Allah'ın lütfü Kur'an, rahmeti de, onun sizi, okur, anın ehli kalmasıdır, demiştir. Dördüncü mesele, bu ayet ta ile sevininiz, şeklinde okunmuştur. Ferra şöyle demektedir. Nitekim, Zeyd-i B.N. Sabit'in, bunu ta ile okuduğu ve onun, bunun manasının, ey Muhammed'in ashabı, siz ancak ve ancak bununla sevinin. Zira bu, kafirlerin toplayıp biriktirdikleri şeyden daha hayırlıdır, şeklinde olduğunu söylediği zikredilmiştir. Ferra sözüne devamla şöyle der, bu, übeyin, ancak ve ancak, bununla sevinin, şeklindeki kıraatine yakın bir kıraattır. Gerek muhatap, gerekse gaybler için, emirde asıl olan, lamın getirilmesidir. Mesela bu, kalk, ey zeyt, ve, zeyt kalksın, ifadelen gibidir. Bu böyledir, zira her iki durumda da emrin hükmü aynıdır. Ancak ne var ki Araplar, çok kullanıldığı için, emredilen muhataplardan lamı hasfetmişler ve mesela, kendisiyle söze başlamak mümkün olsun diye tâyi da hasfederek başına bir vasi elifi getirmişlerdir. Mesela bu, vur ve öldür misallerinde olduğu gibidir. Kisâî onların şeklindeki okuyuşlarını kınardı çünkü o bu kullanılışın az olduğunu tespit etmiş bu sebeple de bunu bir kusur saymıştı. Fakat aslolan budur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem in bazı muhataplara, saflarınızı tutunuz, manasını kastederek, dediği rivayet edilmiştir. Bütün bunlar, Ferra'nın sözleridir. Ta ile olmak üzere bu kelime, şeklinde de okunmuştur. Bunun izahı şudur. Maddi zevklerle ruhani zevklerin arasında insanın durumu. Bunun izahı şudur, Allahü Teala, bu ayetle, hem muhatapları, hem de gayıpleri kastetmiştir. Ancak ne var ki o, tıpkı müzekkerliğin müenesliğe talip edilmesi, galip kılınması, gibi. Muhatapları gaybe talip etmiştir. Böylece o sanki, müminleri kastetmiştir. Dilciler de bunun böyle olduğunu söylemişlerdir. Ancak burada, akli bir incelik vardır ki o da şudur, inşanda, onu, Allah'ın hizmetine davet eden ve gayblar alemiyle ruhani derecelerle ilgili kurmaya çağıran bir özellik bulunduğu gibi, Yine onda, onu hisler, cisimler ve maddi lezzetler alemine davet eden başka bir özellik daha vardır. Ruh, bedene bağlı kaldığı sürece maddeyi sevmekten ve maddi lezzetlerin peşine düşmekten vazgeçmez. Buna göre Cenab-ı Hak sanki sıddık ve arif kişilere hitap ederek şöyle demiştir: Akli ilahi hadiseler ile maddi efsani hadiseler arasında bir husumet meydana gelmiştir. Tercih akla aittir. Zira akıl, Allah'ın fadlına ve rahmetine, nefis ise, dünyanın ve onun şehvetlerinin cem edilmesine çağırır. Halbuki Allah'ın fadlı ve rahmeti, sizin için, dünyadan toplayıp biriktirdiklerinizden daha hayırlıdır. Çünkü ahiret, daha hayırlı ve bakidir. Böyle olan şey ise, istenmeye ve elde edilmeye daha layıktır. 59. Ayetin tefsiri için bak, 60. 60.